Bursa eski milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu da konuşmasında iktidar partisine yüklenerek 23 Temmuz'da Saadet Partisi'nin iktidarda olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Amerika'da bir gazeteye 31 Mart 2003 tarihinde kendi imzasıyla yazmış olduğu bir yazıda Irak'ta savaşan Karaman, genç, kadın ve erkek Amerika'da askerlerin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum diyor. Ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı hani şimdi hanımı mesture, efendim hakkı yendi, Cumhurbaşkanı yapılmıyor denen Sayın Abdullah Gül son 50 yıldır Amerika'nın kendi evlatlarını dünya barışı için feda ettiğine inanıyorum diyor. İşte değerli kardeşlerim, bakın o D8'ler sadece devam etseydi şu iki tane anlattığım olayı yaşamayacaktınız. Neden oldu? Neden oldu D8'ler, neden devam etti? Sizler çalıştınız. Bizim büyüklerimiz çalıştılar. Ve bütün genç kardeşlerim çalıştılar. Direkt tepelerine çıktılar, bayraklar astılar. Hanımlar ev ev dolaştılar, karanfil dağıttılar, gül dağıttılar. Milli görüşü iktidar ettiler. Ve bu ülkede insanların artık milli görüşten başka gidecek bir kapısı kalmamışken 28 Şubat'tan sonra AKP'deki bugünkü kadro, idarecileri itibariyle söylüyorum, doğruları söylemekle bir yere gidilmiyor, küçük kalıyoruz diyerek doğruları savunmaktan vazgeçtiler. Vazgeçtikleri için AKP'yi kurdular, doğruları savunmaktan vazgeçtiler, işbirliği yaptılar. Kiminle işbirliği yaptılar? Yıllardır Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları kendilerine vaat edilmiş bir topraklar olarak tanıyan ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni evangelist tarikatıyla oradaki yöneticiler itibariyle de yöneten ırkçı emperyalist güçlerle işbirliği yaptılar. Nereden söylüyorsun? Çok net olarak söylüyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Sayın Condoleezza Rice Orta Doğu'da 22 tane ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. Türkiye de bunların içerisinde diyor ve bugünkü idareciler de onları stratejik ortak ilan ediyorlar. Ve bakın değerli kardeşlerim, daha bir 15 gün önce iki tane uçak Türk hava sahasının sınırlarını geçti diye nota vermeye kalktılar Amerika Birleşik Devletleri'ne. NATO'yu da gidip Amerikan elçisine veremediler. Amerikan askeri ateşesine verdiler. İki tane uçak için yapıyor ama bu ülkede Milli Savunma Bakanı'nın bizzat kendisinin ifadesiyle Türkiye'de tezkerenin reddedilmesine rağmen İncirli'yi açarak Türk hava sahasından 4.990 tane sorti yaptırıldı. İki tane uçak neymiş? 4.990 tane sorti Türkiye üzerinden gidip yapıldı. Uçakları rakı bombaladılar. Ve değerli kardeşlerim, bir başbakan düşünün ki ülkesindeki teröristin sayısından bile haberi yok. Bakın başbakan daha geçen gün hem de terörle ilgili, bu ülkenin güvenliğiyle ilgili en üst düzeyde yapılan bir toplantıdan çıktıktan sonra içerideki 5.000 taneyi hallettik mi ki dışarıdaki 500 tane için biz oraya operasyon düzenleyeceğiz deme gafletinde bulunmuştur. Bakın, başbakan her konuda bilgisizdir. Bu ülkede kendileri iktidara gelirken benden 3,5 sene bir şey istemeyin demişlerdir. 5 sene geçmiş olmasına rağmen hiçbir şey yapamamışlardır. Değerli kardeşlerim, bunları çok konuşacağız. Ama Allah aşkına bir noktada hepinizi dikkate davet ediyorum. Bakın şimdi mağdurları oynuyorlar. Biz mağdur olduk diyorlar. Mağdur değiller, beceriksizler. Beceriksizlerdir. Neden? Bakın bu ülkenin gündeminde bunlar iktidara geldiği günden itibaren biliniyordu ki 2007'nin Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilecek. Ve Milli Görüş Partileri olarak biz daha önce bunlar da Milli Görüş Partilerinde bulundukları için halka seçileceğiz diyorduk Cumhurbaşkanı'nı. Ve 2002'den beri 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçileceği belliydi.
Madem ki halka seçtirecektiniz, madem ki böyle bir niyetiniz vardı, 368 rakamını bulmuştunuz. 368 rakamı varken, anayasayı değiştirecek çoğunluk varken niye halka seçtirmeye için bir teşebbüste bulunmadınız? Bir. İkincisi, Sayın Anavatan Partisi'nin genel başkanı Erkan Mumcu gelin dedi. Cumhurbaşkanını halka seçtirmek bir, kat sayı problemini halletmek iki, başörtüsü meselesini halletmek üç, her konuda size tam destek veriyorum, gelin anayasa değişikliği yapalım dedi. O zaman da cesaret edemediler. Biz bedel ödemeye hazır değiliz dediler. Daha sonra toplantı yeter sayısının 367 olması ile ilgili görüşmeler, konuşmalar Türkiye'de 2 senedir gündemde. Ve bu 2 sene içerisinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bümin gelmiştir başbakana, demiştir ki gelin Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısını çoğaltalım ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçtirelim diye Anayasa Mahkemesi'nin başkanı teklif etmiş olmasına rağmen buna da cesaret edememişlerdir. Son geceye kadar biz bildiğimizi yaparız demişlerdir. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı meselesi gündeme geldiği zaman halka seçtirmek akıllarına gelmiştir. Tabii ki şimdiki bu olayları hep beraber yaşıyoruz. İşte değerli kardeşlerim, bu konuda da mağdur değil beceriksizlerdir her konuda oldukları gibi. Konuşmaların ardından Fatih Yıldırım ve Murat Küçük'ten oluşan grup Hira ilahiler seslendirdi. Çeşitli oyunlar ve eğlencelerle piknik akşam saatlerine kadar sürdü.